saygıdeğer protokol, evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna feda eden, şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız baş tacımız, şehit ailelerimiz, vatan uğruna gözleri kırpmadan çarpışan çok kıymetli kahraman gazilerimiz. Bu güzel buluşmaya katıldığınız ve şehitlerimizin kutsal emanetlerinin yanında olma fırsatını bizlere verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz cümlesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde sadece bir slogan değil, toplumun tüm kesimine hitap eden, tüm kesimini kucaklayan, aynı çatı altında toplayan, çalışmalarımıza şükreden bir cümledir. Sizler de bu aileyi oluşturan en değerli bireylersiniz. Bugün bu salonda sizlerle birlik ve beraberlik sergileyerek bu aile bağını güçlendirdiğiniz ve bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin geride bırakmış olduğu emanetlere sahip çıkmak, sosyal devlet olmanın gereği olarak bizim en değerli görevimizdir. Sayın Valimiz Mehmet İlker Aftan Kaçmaz'ın öncülüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sizlerin emrinde olduğumuzu, bir telefon mesafesinde olduğumuzu hatırlatıyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Valim İlker Aftan Kaçmaz, düzenlemiş olduğunuz Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna verilen iftar programında TBMM çalışmaları nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler diler, katılanları şahsınızda kutlar, saygılar sunarım. Değerli Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Aile Yardımcısı, Kaymakam, arkadaşlarım, daire amirlerimiz, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bu topraklar bu millet tarafından kolay fethedilmedi. Biz buraya girerken de can feda ederek girdik. Bu toprakları korumak için de dün olduğu gibi bugün de can feda etmek zorundayız. Bu biraz da bu toprakların kaderi. Burada barınmak için bu topraklarda, bu topraklara sahip olmak için büyük bedel ödemek gerekiyor. Bu topraklarda yaşayabilmek için güçlü olmak gerekiyor. Birlik olmak gerekiyor. Bugün burada toplanmamızın yegane gayesi, sebebi olan şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum. Ailelerine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bir de gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de açıkça Türk milletinin karşısına çıkamayan, Türkiye Cumhuriyeti'ne açıkça meydan okuyamayan çevreler adeta bir sivrisineğin mide bulandırması gibi üzerimize terör örgütlerini salıyorlar. Elbette onlar da biliyor terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamayacağını, bu milletin bugüne kadar çok büyük bedeller ödeyerek bu topraklarda yaşama kararlılığını gösteren bu milletin azmini kıramayacağını onlar da biliyorlar. Ve bu örgütler çok enteresan ve ibret edilir bir şekilde ittifak halinde bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıyorlar. Yani hepsini bir araya getiren
bir Türkiye düşmanlığını ibretle izliyoruz. Bugün verdiğimiz mücadele Kurtuluş Savaşı'nda, dün Çanakkale'de, Yemen'de verdiğimiz mücadele ne kadar kutsalsa en az o kadar kutsaldır. Bugün de hiç tereddüt etmeden söylüyorum, dün olduğu gibi ihtiyaç olduğunda bu milletin kadın erkek, yaşlı genç her bir ferdi hiç düşünmeden cepheye koşacaktır. Bunun örneğini dün sergilediği gibi bugün de ihtiyaç olması halinde en kararlı bir şekilde sergileyecektir. Bunu da bütün dünya bu şekilde bilmelidir. Kıymetli davetliler, bu millet üç şeyden taviz vermez. Şimdi biz toprak kutsal diyoruz, bayrak kutsal diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü bu millet taviz vermeyeceği üç şeyi o bayrağın gölgesinde kutsal bildiği o topraklarda yaşar. Bu millet bir, dininden vazgeçmez. İki, özgürlüğüne düşkündür bu millet. Üç, namusundan vazgeçmez. Biz bu üç şeye sahip çıkmak, bu üç şeyi yaşatmak için bu bayrağa ve bu toprağa sahip çıkıyoruz. Bu bayrak için, bu toprak için gerekirse 79 milyon her ferdi canını vermeye hazır bir şekilde bu nedenle bekliyor. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni gereksiz şeylerle meşgul etmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini çok güzel günler bekliyor. Ben bu milletin daha önce de çok şehit cenazesine katıldım. Şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle çok defa bir arada bulundum. Ama en yakın zamanda daha önceki ziyaretlerimde, birlikteliklerimde inandığım ve gözlerimle müşahede ettiğim bir hususu yakın zamanda Emrah Pekdoğan kardeşimizin cenazesinde de gördüm. Yüzü diye söylemiyorum, burada oldukları için söylemiyorum. Gerek babasının, gerekse Emrah Pekdoğan kardeşimizin annesinin sergilemiş olduğu vakur duruştan sonra bir kez daha kendi kendime dedim ki bu millet kolay kolay parçalanmaz. Bu ülke kolay kolay parçalanmaz. Ancak bu topraklar üzerinde tek bir fert kalmaz. O zaman belki Türkiye'nin düşmanları, bu milletin düşmanları amaçlarına ulaşabilirler. Ama o güne kadar bizim her hal ve şartta bu ülkeye sahip çıkacağımıza, her hal ve şartta bu ülke için seve seve canımızı vereceğimize, gözümüzü kırpmadan cepheye koşacağımıza hiç kimsenin tereddütü olmasın. Ve hepinize tekrar teşriflerinden dolayı, yemeğimizi şereflendirdiğinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz aramızda bulunamayanlar benden hasreten rica ettiler. Lütfen orada bulunmama sebebimizi değerli kardeşlerimize, kıymetli kardeşlerimize iletin diye Ramazan Bey'in ve Mehmet Demir Bey'in bu şekildeki selamlarını size iletiyorum. Abdullah Bey aramızda, Abdullah Öztürk milletvekilimiz. Sizden onların da selamını iletiyorum. Hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler sizin, ben dahil olmak üzere, bütün arkadaşlarımız dahil olmak üzere, daire amirlerimiz, hepimiz emrinizdeyiz. Her türlü talebinizi iletebilirsiniz. Elimizden gelen ne varsa biz yaparız. Yapamadığımızı gerekli yerlere iletiriz. Onların da çözüleceğinden, onlara da çözüm bulunacağından hiçbir tereddütünüz olmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Cumhurbaşkanlığı Milli
imamımız Mehmet Bilir ezan okumak üzere davetimi arz ediyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Lamba, lamba. Evet. Ne diyoruz Sayın Gazim? Evet, ne diyelim kurban olsun. Allah kabul etsin. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Kora Gazim size. Kora Gazim. Bir anlat bakalım ne oldu? 51'de Kore'deydik. Ne olacak işte? Vurduk kırdık bir tarafını. Yavrumu Müslüman ettik geldik yani. Bugün de Sayın Valim yemek veriyor gazilere, şehitlere. Evet, şehitlere. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Ne güzel. Memnun olduk, mutlu olduk. Bu mutluluğu beraber iftarımızı açtık. Evet, beraber iftarımızı açtık. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hadi. İkram sahibinin ikramlarını, hizmet sahiplerinin hizmetlerini, hayır sahiplerinin hayırlarını dergah-ı izzetinden kabul eyle. Bu ikramı bize dünyada şifa, ahirette cennet taam eyle. Ya Rabbi bağusuz bu ikram, bu Kur'an ziyafeti şehitlerimizin ruhlarını şad edilmek üzere verilmiş ve okunmuştur. Ya Rabbi, şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Cennetteki makamlarını âli eyle. Bizleri de şehitlerimizin şefaatine mazhar eyle. Ya Rabbi, gazilerimize de hayırlı ömürler ihsan eyle. Şehit yakınlarımızdan geride kalanlarına, şehitlerimizin geride kalanlarına sabrı cemiller, hayırlı ömürler ihsan eyle. Her türlü görünür görünmez beladan, kazadan, musibetten, afattan, terör belasından emin ve mahfuz edilen, bu sofrada bir araya gelen, gönüllerini birleştiren, vatan sevgisi üzerine gönüllerini birleştiren bütün haziruna sağlık, sıhhat ve afiyet nasip edilen. Ya Rabbi, ülkemizin birliğini daim eyle, dinliğini kaim eyle, kardeşliğini güçlü eyle, devletimizi payidar eyle, ordularımızı muzaffer eyle, emniyet güçlerimizi başarılı eyle, devlet ve millet adamlarımızı başarılı eyle, cümlemize de sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Kıyamete kadar bu milleti ayınızı al bayrağın gölgesinde birlikte yaşamayı nasip eyle. Dua edelim, mübarek şu Ramazan-ı Şerif'te açtığımız elleri boş çevirme, dualarımızı kabul eyle. Kur'an'dan hasıl olan sevabı da ruhlarına hediye edip ikram eyle. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve hurmetil Fatiha. Evet, biliyorsunuz Kırıkkale nüfusuna göre en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Ben bugün başta Sayın Valimize ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yani en azından şehitlerimizi ve gazilerimizi bu mübarek günde anmış olduk. Onlarla bir araya geldik. Duygulandık, mutlu olduk. Rabbim bizlere tekrar o acıları yaşatmasın ama biliyorsunuz vatan kutsal. Eğer
Maksat vatansa gerisi teferruat. Ben şehitlerimize rahmet diliyorum. Geride kalanlara ecir sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah onlar yakınlarına şefaatçi olacaklar. Bizler de onların hemşerisi olarak bizlere de şefaatçi olurlar. Acılarını unutturmasın. İnşallah yine önümüzdeki yıllarda da böyle toplantılarda onları düşünmek, onlarla empati yapmak, bir arada olmak ümidiyle sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. En çok zorlandığım tür toplantılar ama en çok da katılmaktan gurur duyuyorum. Şehit yakınlarımızla, şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle bir aradaydık. Onları bizim başımızın tacı, her zaman el üstünde tutmaya gayret ediyoruz. Tabii bu onlar için yapılan az bile, hiçbir şekilde onların fedakarlıkları ne şehitlerimizin, ne şehit yakınlarımızın, ne de gazilerimizin yaptıkları için bir karşılık olabilir ama en azından Ramazan'da işte onlarla bir araya gelmiş olmak, bu duygularımızı onlarla paylaşmak için bir fırsat olarak gördük bunu. Kendileri de sağ olsunlar, şeref verdiler, geldiler. Çok güzel bir akşam geçirdik kendileriyle. Bu vesileyle ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek duam, tek arzum onların şefaatine nail olmak. Yarın onların yüzüne bakacak huzur-u mahşerde yüzümüzün olması. Gazilerimiz zaten hep beraberiz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Duygulu bir akşam oldu işte. Siz de belki fark ettiğiniz arada o kadar zaman geçmiş olmasına rağmen işte insanların en kıymetli değerleri, yani parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Hala gözü dolan annelerimiz, babalarımız vardı. Onları beraber yaşadık, onları beraber andık. Her zaman dualarımızdalar, şehitlerimiz de, yakınları da her zaman dualarımızda olacaklar, yakınlarımızda olacaklar. Sayın Valim teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, güzel bir gece oldu. Evet. Ne diyeceğiz Sayın Başkanım? Bugünkü her sene genellik sen hale getirilmiş olduğumuz iftar yemeğinde şehitlerimiz, gazilerimiz ve bir araya geldik. Kırıkkale Valimiz, Sosyal ve Politikalar Müdürümüz, Kırıkkale'nin belediyesi ve hepsi beraber bir yemek vermiştir. Devletimiz bu konuda şehitlerimize gösterdiği ilgiden dolayı devletimize her zaman şükrediyoruz. Gene şükrediyoruz. Güzel bir ortam oldu, güzel bir yemek oldu. Birlik beraberlik içinde huzurlu bir gün geçirdik. Yemeğe verenlerden Allah razı olsun diyoruz. Evet, Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Biz teşekkür